İlk sorudan başlamak istiyorum dilerseniz. Konumuz istatistiğin temelleri olduğu için ve hani en temelden başlamak istiyorum ben. O yüzden şöyle bir soru soracağım. İstatistik nedir hocam? İstatistik nedir? Önce bir kendimi tanıtayım, olur mu Mehmet? Ben Tamam atladım hocam. efendim. Tamam. Şimdi muhtemelen tanıyan arkadaşlar var ama ben sizin gibi değerli arkadaşlarla çok yeni tanıştım. Bu kapsamda da özellikle IB'nin içinde bulunan çeşitli öğrenci arkadaşlarımız veya oradan mezun olmuş arkadaşlarımız mutlaka vardır. Bu kulüpte faaliyet gösteren arkadaşlarınız da vardır. Onlarla çok fazla tanıştığımızı düşünmüyorum. Bu nedenle biraz kendimi tanıtmak istedim. Onur Toka ismim. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünde doktora öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. 2009 yılında lisans, 2012 yılında yüksek lisans ve 2016 Aralık'ta da doktora derecemi yine Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden aldım. 2009 yılından itibaren yani üniversiteyi bitirdim. Bitirdikten sonra 4-5 ay içinde de lisansüstü eğitime başlayıp araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. İşte hala aynı yerde devam ediyoruz. Onun haricinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevler alıyorum. Sivil toplum kuruluşlarında görevler alıyorum. İstatistik camiasının içinde biraz hareketliliği, biraz gelişmeye katkı sağlayabilecek yapı neredeyse ben oraya girmeye çalışıyorum. Bu anlamda sizin konuşmanızda hemen büyük bir mutlulukla kabul ettim. Sonra gelecek olursak böyle istatistiğin temelleri dediğimiz zaman en alta inerek Mehmet güzel bir soru sordu. Dilersen yeni girmiş arkadaşlar varsa onlar için hem de sunuma tekrar başlayabilmek adına sorunu tekrar alabilir miyim Mehmet? Tamam, teşekkür ederim hocam. En temelden bir soru sormak istedim. İstatistik Evet. nedir hocam? İstatistik. Şimdi bunu artık sanatsal böyle tanımlarla da veriyoruz veya biz derste basit tanımıyla da veriyoruz. Bu şekilde iki tane tanım vereceğim. İstatistiği bir kitap tanımıyla açmak istersek, istatistik nedir dediğimizde verilerin elde edilmesi, toplanması ve elde edilen verilerin toplandıktan sonra içindeki bilginin açığa çıkartılabileceği şekilde analizler yapılarak o verilerden bir anlam çıkartmaya çalışmaya biz istatistik diyoruz. Bir de bunun daha fantezi tanımları var. İşte veri bilimciler de son dönemlerde o tanımları çok fazla kullanmaya başladılar. Karmaşanın içinde anlam arama mesela istatistiğin güzel tanımlarından biridir. Daha böyle olasılıkla birleştirilen bir tanımı var. Belirsizliği formüle edebilecek hale getirerek oradan gelecekle ilgili tanımlar ortaya koyabilmekte. İstatistiğin yine tanımlarından biri. Bunların hepsini derleyip toplayacak olursak elde edilmiş bir veri kümesi var. Bu veri kümesini anlamlandırmaya çalışarak gelecekle ilgili yorumlar ve çıkarımlar yapmaya çalışmak aslında istatistiğin temel olarak tanımı oluyor Mehmet. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Biraz daha böyle istatistiği dallandırmak istiyoruz. O yüzden birçok alt dal olduğunu biliyoruz istatistiğin. Biraz bu alt dallarından bize bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki yani istatistik aslında Türkiye'de çok yeni. Yeni deyince böyle tabii arkadaşlar bazen gülebilirler. Geçen hafta da veri bilimleriyle ilgili öyle bir tanımı gördüm arkadaş dinlerken. Böyle 2000'ler bizim için yeniymiş gibi düşünülüyor da bir bilim dalı olarak düşündüğümüzde çok yeni bir bilim dalı. İşte 1500'lerden 1600'lerdeki o işte oyun kuramlarından ortaya çıkmış bir tarihçisi var. Belki buna da daha sonra değiniriz ama alt dallarına indirgemek istediğimiz zaman süreç içerisinde aktüerya bilimleri, ondan sonra risk analizi, teorik anlamdaki istatistik teorisi, işte matematiksel istatistik bu kapsama girer. Optimizasyon anlamında yöneylem araştırması ve tamamen uygulama alanına giren uygulama istatistik gibi alt dalları var. Ama istatistiği herhangi bir bilim dalıyla birleştirdiğinizde yeni bir interdisiplin ortaya çıkartabiliyorsunuz. Mesela iktisatla birleştirirsiniz. Bunun adı ekonometri olur. Bunu biyolojiyle birleştirirsiniz. Adı biyoistatistik olur. Aktüerya bilimleri zaten son dönemlerde Türkiye'de de bazı üniversitelerde açılan bölümleri var.
biraz da böyle yaşam modelleri üzerinden hareket eden bir şey, bilim dalı olmaya başladı. O da istatistiğin altında yine bir yan dal olarak ortaya çıkmış bilim dallarımızdan biridir.